Evet dostlar, herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bilmiyorum sesim tam geliyor mu çünkü gecikten konuşmakta ben de zorluk çekiyorum. Günlerdir zaten rahmetli Çimilli'mizin hastalığıyla ilgili uğraş veriyorduk. Uğraşmak zorundayız çünkü neticede karşımızda bir insan var. Karşımızda bir dostumuz var, arkadaşımız var. Yıllarca kader birliği yaptık, yıllarca ekmek paylaştık. Aynı evde kaldık, aynı evde kalktık. Yıllarca beraberce birbirimize sırlarımızı anlattık. Tabii. İyi bir sırdaş idi. İyi bir arkadaş idi. İyi bir yol arkadaşım idi. İyi bir dost idi. Aslında bu konuşmaya belki biraz ergen yapıyorum. Çünkü yapmak zorunda bazı kendini bilmezler. Beni zorladılar. Biz henüz dün geldik memleketten. Ebedi istirahatine defin ettik. Allah melgenin içinde de eylesin. Ama aslında ergen yapmamın nedeni yine söylüyorum. Bir takım kendini bilmez. Bir takım insanlıktan nasibini almamış. Hiç hayatında Çimilli boyu sağlığında dahi bir merhabası olmamış. Ve olsa dahi farklı yollardan yürümüş. Bu arkadaşlar son iki gündür sosyal medya üzerinde yapmış olduğu yayınlara bakarak ben Çimilli ile ilgili her zaman her yerde her şeyi konuşabilirim. Çünkü onda benim, onun bende hakkı olsa dahi benim de onda olsa onlar helaldir birbirlerine. Çünkü neden? Biz şu iş yerinde oturmuşuz. Evet. Tabii bizi bugünkü konuşmaya zorlayan insanları Allah'a var ediyorum. Ben şu anda hastaneyle uğraşıyorum. Yani kereki başvurularımı yaptım ilgili mercilere. Sadece şimdi ailesinden bir imza gerektiriyor. O imza ve o imza dahi atmasalar, telefonda dahi konuya vakıyız deseler bile bana yetiyor. Çünkü neden? Çimilli hastane yaşatmadı, öldürdü. Bakın bunu canlı yayında söylüyorum. Her türlü kelimenin arkasındayım. Çimilli öldürüldü hastanece. Evet. Bütün olayın vakalarına bakıyorsun, tonalarına. Çimilli resmen para alsınlar diye bu hastane Çimilli'yi öldürdü. Bak burada söylüyorum. Sayın Bakanlığıma ihbarda bulundum. Cenazenin ölümünün birinci gününde İhbarda bulundum. Diyeceğim lan. Rahmetini diyeceğim. Konu budur. Olay budur. Soruşturma yapın.
Çimili bu gitmedi. Türk halkının gönlündeki tat kurmuş bir insanı yok etti bu hastane. Bu hastane değilmez. Bu hastane değil. Bu para karşılığı mezbahane orası. Orası bir namussuz. Bir hasta. Korona ağır vakada kaldırılmış. Şekeri nüksetmiş. Başka bir hastanede 2 ay önce. Bakın 2 ay önce Kocaeli'de başka bir hastanede korona oldu. Ağır vaka. Videolarımız var. Akciğerlerine zarar verdi. Nefes darlığı oldu. Şekeri vardı. Tahacüde nüksetti. Böbreklerine de zarar verdi. Şimdi bu vaka altında bir hastaya siz böbrek nakli nasıl yapıyorsunuz? Tabii bunu yapan başka bir hastane bu sefer. Bahsettiğim bu vakaların oluşturduğu hastane tedavisini yapıyor. Belli bir eve gidecek şekilde. Diyor ki haftada 2 gün geliyor da diyalize giriyor. Gayet konuşuyoruz. Yeni albüm hazırlıkları yaptık bilmem ne. Anında gayet konuşuyoruz. Diyalize girip geliyor. Ama ciğerlerinde sorun var. Nefes var. Şekeri var. Düşmüyor yıllardır. Ve böbrek bulundu diye başka bir hastane irtibata geçti. Zaten biz belki olsaydım o hastane konusunda daha büyük hastanelerimiz var. Devletin kurduğu büyük hastaneler var. Mesela ismini vereyim buradan. Kanuni Hastane var. Halkalı'dan aşağı benim böbrek nakli oldu arkadaşlarım. Bu hastane yolun kenarında bir tane barakadan oluşturmuş bir hastane. Onun içinde hocasından ne oldu? Orayla nasıl irtibata geçiyorsa ve iyi olduğunu söylediler. Çünkü Çimilli inanan bir adamdır. Çünkü kalbi neyse içi de aynı, dışı da aynıdır. Ve geliyor oraya bir hafta içinde, 3 gün içinde neyse şekeri düşürdük nasıl olsa adamı yatırıyorlar. Bu adamın ciğerlerinde sorun var. Yani bu fonksiyonları hastane tetik etmiyor mu? Bu nefes alıverecek. Kilo yok. 68'den düşmüş adam 45 kiloya. Kilo yok. Pipinye kaldırmıyor hiçbir bıçağı. Nargozu zaten kaldırmaz. Düşük. Ameliyat olur mu? Böbreği naklediyorlar. Böbrek de tutmuyor. Tutmuyor. Nasıl tutacak o vücuda? Dokular tutmuyor. Değerli dostlar telefon geldi. Şimdi bünye zayıf ise bu ameliyat kaldırır mı? Böbrek nakli bu. Ne olur? Burada TC'sinde her şimdi vücut düşmüş bünye zayıf. Bıçak kabul etmez. Ve bunu bir ameliyat yapıyor. Özel hastane burası çünkü. Yapıyor, parasını da alıyorlar. Yetmez gibi yanına girdiğimde şu buralarında açık yaralar vardı. Taze böyle. Çünkü şeker hastası olduğu için hafif kanamalı görüyordum şeylerini. Bu kişinin yanına girip çıkıyor temizlikçi, suçlusu, busu bilmem nesi. Ne oldu hasta? Hastanın kanına bu sefer orada neyi batmanın önüsü? Enfeksiyon kaptı. Bir hasta enfeksiyon kapar mı? Hastanın nasıl kapıyor? Enfeksiyon kapıyor. Artık vücut hareket yapamıyor. Bayıltıyorlar onu. Uyutuyorlar onu. Ve 12 gün. 13. gün yarı ayılttık onu diyorlar. Ama enfeksiyon olduğu için bundan mücadele veriyorlar. Kan istiyorlar. Onu ediyorlar. Bunu ediyorlar derken maalesef pazartesi sabah kaybettik. Şimdi soruyorum size. Bunun neresinde hada olmaz? Başından sona kadar da. Bu adamda bu hastalıklar var. Atılmamış, bünye zayıf. Ediyorsun. Takıyorsun başka bir böbrek uymuyor. Ondan sonra enfeksiyon kapıyor hasta. O oluyor, bu gidiyor. Ve İBO'yu kaybettik. Bu davalık değil mi? Bu hastane davalık değil mi? Dava. Karşımıza devlet mi çıkacak? Çıksın. Biz de anlatırız. Biz de bunu sevenleri anlatırız. Deriz ki İBO'yla rahmetli İBO'yla yaptılar. Anlattık, devlet bizi yargıladı. Yargılasınlar, yeter ki oradan yargılasınlar beni. Çimilli İBO için yargıladılar, öndesinler. Evet dostlar.
Kaybettik. Sabah 9'da ben bir gün Facebook'larda yayın yaptık. Dedi ki cenazemizi hastaneden alıp Karacaami'de getireceğiz. Orada hazırlıklarımızı yapacağız. Ve oradaki de hazırlıklar 7-7.30'u buluyor. Akşam 7.30'u buluyor. Saat 5'e kadar bitiyor. 5'ten sonra ambulanslar geliyorlar. Vefat edenleri alıp götürüyorlar. 7-7.30. Bu sürecinde bütün çağrışlarımıza rağmen maalesef zaten görülüyordu. Kelenlerden Allah razı olsun. Kelenden Allah razı olsun diyorum. Kelenden. Yani öyle bir olay vardı orada. Fakat ben isterdim ki sanat arkadaşlarımız buraya gelsinler. Ha gelinmedi. Geçtik. Bu hastane süresi içinde 2 ay günlerce ben bütün sayfalarımda kan arıyorduk. Eşi orada, çocuklar orada. Kan arıyoruz. Bir sanatçı arkadaşımız, bir arkadaşımız beni aldı. Soyadı Tobal, sağ olsun. Bir arkadaşımız beni arayıp da Aydın Bey kan arıyorsunuz. Nasıl yardımcı olacağız? Diyen var mı? Soruyorum size. Kiminle samimi olmayabilirsiniz. Küs olabilirsiniz. Ama bu bir Karadeniz'de bir küldür elçisi bu da sizler gibi. Onu da bir sevenleri var. Siz onun ne olup olmuş olmamış önemli değil. Onun yanına bir adım gittiğiniz zaman onun sevenleri size daha çok koşacak olduğunu biliyordunuz mu? Kim ille senin babanın çamanazesine gelmemiş veya şuraya olmamış veya halanın cenazesine gelmemiş. Bu ölkişi öldü. Karadeniz'de bir seveni var. Türkiye genelinde bir seveni var. Gelmeniz gerekmiyordu mu değerli arkadaşlar? Ve maalesef bırak kelimeleri telefonda aranmış bir kişi, üç kişi filan. Bunlar da değil. Ben şu gözlerim gördüklerine, şu kulaklarımın işittiklerine inanıyorum. Başka yok. Ben ne duydum, ne gördüğümü çok iyi biliyorum. Bak ben müzik yapımcısıyım. Burada yüzlerce sanatçı var. Ve son zamanlarda çok sanatçı arkadaşımız gitti. Bunlar da aynı gitti. Unutma. Kiminli bu gitti. Yarın sen gittiğin zaman sana da aynısı yapılacak. Çünkü bir şey koyacaksın ki bir şey sürsünler sana. Korona morona hiç kimse mazur etmesin. Kiminli koronadan ölmedi. Kiminli'yi hastane öldürdü. Tamam mı? Hani diyeceksin 25 gün önce de öldürmüşler onu. Onları da hala abal ettim. Çünkü bunlarla uğraşamam vardı. Çünkü ben hastanenin yolundayım. Biz dosyasını hazırlamışız o işin. Çünkü hastane bir başka çimilli boyu daha yok etmesin. Biz hastanenin uğrundayız. Daha hastaneyi açıklayacağız. Her iş yoluna girsin. Ama gel gelelim. Size sesleniyorum. Çimilli bu hakkında bazılarını tenzil ediyorum. Kimilli bu hakkında yazı yazıyorsunuz. Kimilli bu hakkında bana abone olun. Neler olduğunu anlatacağım. Sen kimsin? Ve saygısız, terbiyesiz. Sana sesleniyorum. Senin hiç Allah'tan korkun yok mu? Sende hiç namus, şeref yok mu? Kimilinin üzerinden birim mi yapmak istiyorsun? Sen kimsin? Kaç sefer geldin hastanenin kapısında da sayfana attım bunu, kimilli boya gittim. Kimilli boyun durumunu gördüm. Üzüldüm. Kan istiyorlar, gittim. Kan arkadaşımı getirdim. Kan verdim oradan. Dedin mi sen? Sosyal medya üzerinde sayfa kurmuşsun. Ölüsünden prim yapmaya çalışan ve terbiyesiz, şerefsiz. Varsınız. Birçok kişi var. Hepinizin bilgilerini aldım. Sizi kimilliyi sevenlere şikayet edeceğim. Sizi kimilliye sevenleri lan ekranlarda linç ettireceğim. Yatırmazsam namussuz, şerefsizim. Sizi ekranlardan yok ettireceğim. Sizin hepinizin isimlerini aldım. O sosyal, siz sosyal medya üzerinden yazdınız ya. Bakın bazılarını denize ediyorum. Bazıları arayıp sormuştur bizimle
istişare etmişlerdir. Bakın. Ama o hastalığında dahil, ben günlerce kan ararken dahil bir telefon bile etmeyenler. Ama sayfanızda koyup kimilli böyle kitti, keldi. Kimi kandırıyorsun be terbiyesiz şerefsiz? Ben Rize'ye gittim. Giderken biledi, kucak biledini saatini kaçırdım. İkinci biletten gece gittim. Gece saat 2'de Trabzon havalarına indim. Orada oturdum. Saat 6'ya kadar orada koltukta oturdum, bekledim. Sabah Rize'ye çıktım. Gittim, Çanakkale arkamızdan geldi. Orada olan bazı arkadaşlarımız var. Sağ olsun Davut Güloğlu geldi işte. Onay Şahin geldi. Fadi Akşoy vardı Murat orada. Şov. Murat Şov, Allah razı olsun, koşa koşa geldi. Ondan sonra Ekşioğlu var. O çocuklar geldi. Ahmet Ekşioğlu var. Bir kişi daha vardı. Saral. Söylediğini unuttum şu anda. Var. Kim vardı başka? Kimse yoktu. Bir şey diyemem. Allah büyüktür. Peki aramızda olanları ben görmemiş olabilirim ha. Çünkü ben cenazeye gittim. Akşam zaten orada da sağ olsun çocuklar hastaneye getirdiler beni. Bir ufak sıkıntı oldu. Ama Çimilli öldürüldü. Çimilli hastanenin yanlış uygulamalarından Çimilli öldürdüler. Bunları niye yazmadın sen kişiler? O kişilere sesleniyorum. Siz niye yazmıyorsunuz? Niye acip sormuyorsunuz? Neden sormadınız? Ey acaba bu neydi, ne durumdaydı, nasıl oldu? Tabii orada yazarsa sen prim alıyorsun. Prim mi alacaksın? Ölmüş adamın primini alamazsın hemşerim. Allah sana daha pederini verecekler. Tamam mı? Ben 2 günden beri o yazıları okuyorum. Hayatta Çimili'nin ilgisi yok. Alakası olmayan adamlar yazı yazıyorlar. Bir iki tane de fotoğraf koymuş oraya. Almış birkaç tane fotoğraf sağ soldan Çimili'ni bilmem ne. Altına yazıyor. Duygusallık yapayı. Ya sen kimsin? Senin Allah'tan hiç mi korkmuyorsun? He? Sizi Çimilli'nin sevenlerine linç ettireceğim sizi. O yazanlar var. Yazdılar ya sayfalarımızda. Bazıları var. Bunların hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum. Bizi nasıl böyle, biz günlerde böyle kan ağladık. Kan yedik, kan içtik, ağladık. Ailesi orada. Bizler burada. Ben Çimilli Bodan mefadica bu değildir ha. Biz 4 sene 5 seneden beri bir CD satmıyoruz. Onu herkes biliyor. Bizim işimiz para değil. Bizim işimiz ne var biliyor musun? Aramızda arkadaşlığımız var dedi. Siz daha bilmediğiniz Çimilli'de çok bilmediğiniz şeyler benim içimdedir. Tamam mı? Neyini biliyorsun ki Çimilli'nin hakkında yazacaksın? Ölümle ilgili, geçmişle ilgili. Ne yazacaksınız? Hastanedeki tüm doktora bir şey mi sordun? Veya eşine çocuklarına Çimilli'yle ilgili mazileri mi sordunuz? Yok. Siz amacınız kalem fazlalaştırıp abone sayınızı yükseltmek. Nasıl vicdanınız var sizin ya? Abone olun, Çimilli'yle ilgili bunu yapacağım. Siz nasıl vicdanınız var? Abone olun diyorsunuz. Vay anasını ya. Allah sizi de aynısını ağlatsın. Ben burada nasıl? Allah seni de aynısını yapsın. Allah size bir katını daha versin. Sizi Allah'a var ediyorum. Hangi cüzdanları konuşuyorsunuz orada? Yazık. 49 yaşında. 2 çocuk babası. Hayatta bir senelerdir beraber çalışıyoruz. Bir sanatçı hakkında bir dedikodusu, bir kelimesi dahi olduysa dünyanın en adi insanı olayım dememiştir. Hiçbir sanatçının hakkında iyi veya kötü konuşmaz. Konuşmadı. Kendi kaderine bir adam idi. Çünkü halk seviyordu onu.
Efendim bu idi. Bakın. Bu dünyadan göçtü gidiyor. Hadası olur. İnsanız. Yapmış o. Ama biz insan olarak vazifemizi yerine getirmemiz lazım. Doğru mu? Ha siz gelmediniz, gitmediniz. Efendim cenazesi mi gitmedi? Şükürler olsun. Allah bu hacıyı verdi bize. Takdir ilahi. Ama sahil çamesinin avlası insanlar doluydu. O avla insan doluydu. Halk oradaydı. Orada mülki amirleri de cenazeye geldiler. Orada cenazenin önünde bizle beraber orada saf tutmuştular. Bizim için bir kültür elçisi gitti. Çimilli boy değil. Kültür elçisi. Ben her zaman diyorum. Sanatçılar kültür elçisidir. Sanatçılar olmasa biz her gün akıl hastanesine yatarız. Sanatçılar olmasa biz verem oluruz. Sanatçılar olmasa biz dert taşıyamayız. Dertlerimizi atamayız. Onları dinledikçe, bizim dertlerimize dert oluyorlar. Sahneye çıkıyor. Seni eğlendiriyor. Seni program yapıyor. Sen cebine uçtura vermişsin. Bu bir şey değil. O seni orada çöştürüyor ki yüzlerce insanı çöştürüyor. Acaba karnı ağrıyor mu? Acaba başı ağrıyor mu? Bak. Yılmaz Kasaboğlu. Selam olsun, kulakları çınlasın. Sahnede program yapıyor. Aniden kalp vurdu ona. Kene türküsünü bitirmek için çanca şamla orada türküyü bitireyim ondan sonra gideyim. En sonunda Allah mekanı cilesin. Lazım bu, fark ediyor onu. Sende de bir sıkıntı var diye kes programı da getirelim seni hastaneye. Bu ne demek biliyor musun? Bu para değil. Bu aşk, aşk. Ve hastanenin kapısında 2-3 dakikada gelmese, gerçi Allah-u Teala gününü vermişti ve kurtardı. Buyurun. Sanatçıların bu çileleri var. Gider. Sanatçılar ne yaptılar bu şeyde? Program yok, bir şey yok. Kira sorunları nasıl geçindi? Ya, onu düşünüyor musunuz? Ne demek ya? Bir sanatçı vefat ettiği zaman buna koşulması gerekmiyor mu ya? Gidilmesi gerekmiyor mu? Meslektaşınız ya. Onun cenazesine gitmemiş veya bunu gitmemiş. Bu gitmemiş. Düşman olmamış. O günü belki bir program var adamın. Ama biz bunun cenazesini uğurlamamız gerekirdi Karacaahmet'ten. Gidemediniz. Arardınız. Bizi İstanbul dışından birçok yerden arayanlar vardı beni. Beni arıyordu, eşini arıyordu. Ama dostlar, herkesin sevabı sevap kutusuna yazılır. Günahı günah kutusuna yazılır. Bakalım. Allah'ım bize nasip eyleme. Benim arkamdan bir arkadaşım, bir dostum gelmiyorsa yarabbim ne diyeyim? Onlar hepsi bir tarafa, bu yazı yazan bazı kişilere sesleniyor. O sayfalarınız var ya, o sayfalarınızda yazdığınız bazı yazılar. O yazıların hepsinin isimlerini almışım. Sizi Çimilli'nin sevenlerine linç ettireceğim. Dava açılacak. Size öyle bir yapacağım ki, sizi öyle bir yapacağım ki, hele şu hastanenin işini rayına koyayım. Buradan Çimilli boyu sevenlere sesleniyorum. Sosyal medyada bazı kendini bilmez sahtekarlar var. Bunlar yazı yazıyorlar. Çimilli'yi bir günden bir gün tanımayan, bir günden bir gün Çimilli'nin mahsini bilmeyen, kaç çocuğu var dahi bilmeyen bazı saygısızlar var. Medya haberi nasıl yapar biliyor musun? Gelir. Çimilli bu. Kaç yaşındadır? Doğum tarihi nedir? Biz falan pasındanız. Bunu yazacağız. Doğru mudur bu? Ailesine gösterilir. Gerçek basın böyledir. Gerçek basın budur işte. Hanginiz ailesinde? O yazanlara diyorum. O parmak ucundan gösterdiğim o saygısız, o
Osman merdiven altındaki medyacılara söylüyor. Hesaptaki medyacıdılar ya. Benim canım yanıyor. Bakın. Canım yanıyor. Ama bir o kadar daha hırslıyım. Niye? Kader birliği arkadaşımı kaybettim. Kader birliği arkadaşımı kaybettim. Bunun acısı daha farklıdır. Anne, baba, kardeş, eş acısı farklıdır. Ama bunun dolayı çok farklıdır. Gece kader birliği yaptınsanız bir arkadaşınızı anlarsınız. Ama birileri kalkıp da yalan yolları haber yazıyorsa bu daha bize acı. Acı bize daha çok daha veriyor. Onun için o sayfaları yazanlara söylüyorum. O kendini bilmezlere. Bir takım yazan var. O bizim bildiklerimiz kişilerdir. O kendilerini biliyorlar kimler olduğunu. Çimilli üzerinden, ölüsünün üzerinden birim yapıp sayfayı yükseltmeye çalışma. O sayfanı da ben senin kapattıracağım rahat ol. O bak var. Bazı sayfalar var. Onları kapattıracağım ben. Nasıl mı kapattıracağım? Sen göreceksin nasıl kapattıracağım ben sana. Terbiyesizler. Bir de bölge temsil ediyorsunuz ha? Belgeciliksiniz ya. Siz bölge olabilir misiniz ya? Kaç sefer sordun gelip hastanede kan aranıyor, veriliyor. Sağ olsun Hülya Bolat'la Zeynep Hanım. Geldiler. Zeynep birinci geldi sağ olsun. Ama Hülya Bolat'la ikisi sayfalarında benim yazdığım yazıyı paylaşıyorlar ve oradan kan alacağım kişilerden geliyor. Bunlar kadar olamadınız değil. Değerli dostlar şunu da söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Çimilli İBO hastanenin yapmış olduğu yanlış uygulamalardan dolayı katledildi. Açıkladım. Belgelerim. Hepsi belgeli. Açıklarım. İki ay olmadan, 1,5 ay önce yoğun bakımdan, koronadan, şekerden böbreğini ve ciğerlerini kaybediyor. Tekrar böbrek nakline, diğer hastane alıyor parayı, böbrek nakli ediyor. Orada ne diyor buna? Enfeksiyon kapıyor. Ve böbrek tutmuyor, gidiyor. Böbrek nakli olması gerekiyordu mu burada? Yok. Çünkü niye? Daha 2 ay olmamış. Diğer tarafta ağır vaka geçirmiş. Ciğerli solunumlarında sıkıntı var. Ciğerleri bozuk. Ve utanmadan hastane ne diyor biliyor musun? Acıyor hanımına telefon. Biz diyor ciğerlerde sorun büyüyor diyor. İlaç veriyoruz ama vücut kabul etmiyor. Bakar mısınız? Bakın. Ve bu adamı ameliyat yapıyorsun. Böbrek nakli yapıyorsun. Bunda hada var mı yok mu? Yanlış mı? Bir hastayı ameliyat etmek için günlerce tetik ediyor. Bakıyor başka bir problemi var mı? Hastalığımızı tetikler mi? Ameliyata sorun yaşar mı? Çünkü bu adam şeker hastası biliyorsun buna da kan durması zor. Mümkün merdiven bunları ameliyattan uzak tutarlar. Ya diyalizden senelerce yaşıyor adam. Diyalize giriyordu haftada 2 sefer. Hastadır ikna edebilirsin dersin ki sen geldin ama sen diyalize devam et. Bünyen tamamlasın. Şu ciğerlerin tamamen temizlensin. Koronanın etkisinden tamamen kurtar. Ameliyat edersin. Nasıl? Ağabeyisinde böbrek. Yabancı birinde değil. Ve ameliyat yaptılar. Niye? İşin ucunda mecit var. Mecit. Özel hastane. Ama tebrik hastanelerinde bu olmazdı. Niye? Çünkü onu araştırmasını yapıyorlar. Özel. Gidin bakın o hastaneye. Nasıl bir hastanedir? Paraga. Bağlar başına. Gidin bakın. Hayatım hastanelerde geçtim. Hiç ismini bile duymadım o hastanenin. Özel bazı hastaneler var. İsmi bilinir. Niye çok hasta gidiyorum? Bunun ismini dahi duymadım. Tosar henüz daha taze, yeni her şey. Tabii ki ailesi de bu konuda üzülüyor. Ama benim üzüntüm çok kötü. İşi gücü bıraktım. İşim bundan sonra bu işi sonuna kadar peşine koşacağım. Ama
Ben hastane beşine koşarken o kendini bilmez bazı sayfada yazı yazınlar. Arada pacarısı yapmam şerim. Bak. Geliriyorum. Çok kötü durumlar doğar. O sayfalarınızdan. Sen diyeceksin ki ben kimya hakkında bir şey bilmiyorum. Duyduğum fotoğrafı kaldıracaksın orada. Bir de özür dileyeceksiniz. Bir de özür dileyeceksiniz. Sayfa yükseltiyorsun. Allahsız herif. Sayfa yükseltmek için yapıyorsun. Herifin mezarına, cenazesi, ölüsüne ya. Ölüsüne birim yapmaya çalışıyorsunuz ya. Nasıl bir insansınız ya? Sizi Türk milletine, Çinliliğini sevenlerine şikayet ediyorum. YouTube sayfalarına girin. Orada göreceksiniz. Değerli dostlar. Sayfalara girin bakın yazmışlar. Size şikayet ediyorum. YouTube sayfalarına girin. Orada görürsünüz bunları. Google'dan değil, YouTube'den girin. Orada hepsini göreceksiniz. Çünkü onlar ticaret yapıyorlar bu işi. Mefaat için. YouTube'a girin, orada göreceksiniz onları. Benim. Dostlar, ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. Sorumlusu da benim. Zaman zaman bakacağız onlar nedir. Bu sefer onların sayfalarını alacağız. Sizlere burada bildireceğim onu. Bugün ilk defa söylüyorum onu. Kaldırsın. Hepsi kaldırsın. Kimliğiyle ilgili fikralarmış. Yok müziklermiş. Zaten hepsi bunlar teliflidir burada. Her şey teliflidir. Hepsini yüklerim. Sayfalarınızı iptal ederim. Ağacı sayfalarınızı kaldırın. Kimliğiyle ilgili bir kelime yazmayacaksınız. Yazmıyorsunuz. Yazarsanız sizi tovduğunuzda, ananızdan tovduğunuzda pişman edeceğim. Benim yerim belli, Mungaban'dayım. Sayfa Aydın Geyip yazsam orada belli. O sayfalardan kaldırın. Karaktersizler. Ölüsünden bilime başsınız ha. Tirisinde çok hasbihal oldunuz. Adam aylarca hastanelerdeydi. Kaldır. Değerli dostlar, Çin Milli sevenlere saygılar sunuyorum. Çin Milli için bilip de yazanlar onlara da saygı duyuyorum. Cenazemize iştirak eden değerli kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi arayıp da veya çoluk çocuğun eşini arayıp da gerekli taziyeti bulunanlara ve ondan önce hastane dönemlerinde dahi arayanlara onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ama onların dışındakileri asla affetmiyorum. Onları Allah'a var ediyorum. Onları Allah'a var ediyorum. Tez günde Ya Rabbi onlara eklerini ver. O sayfalarınızı kaldır. Çimili gibi bir şey yazma. Siz çimili hak etmediniz. Kaldırın. Başka bir şey demiyoruz. Kalın sadece bu. Zaman içinde gene görüşeceğiz. Zaman içinde gene konuşacağız. Bu arada sayfa arayan arkadaşlarımız da arayan çok arkadaşlarımız var. Bunlara da sonsuz teşekkür ediyorum duyarlılıkları için. Bilmiyorum. Neler yazıldığını şu anda hiç okumadım çünkü sıkıntılıyım. Üzülüyorum. Bu arada arayanlar bizi Facebook burada canlı yayınımızda bizi izleyenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii Çimil'in hayatı ile ilgili bir hazırlık çalışması yapacağız firma olarak. Hayadiyle ilgili, kelmişten geçmişe kadar bir hayadiyle ilgili bilinmedikleri, çok şeyleri bilinmedikleri çok anlatırdı bana. Gece gündüz anlatırdı. Kocaeli'de otururdu biliyorsunuz. Akşam gelirdi, kalırdık. Çok anlatırdı. Çok beğendiği, sevdiği şeyler vardı. Yapması gereken çok şeyleri vardı. Albüm hazırlıkları var. Albüm 2021'e ait çok istediği bir albüm var. Eserlerini çok arz etti. Bu albümün çok istiyordu bir an önce okumamı. Hatta bir arkadaşımız dedi ya dedi bir an önce böbrek nakli olayım da çünkü çok sayıda program bağlanmıştı ona. Bir an önce seyirciler biliyorsun korona olayından dolayı şey olmadı. Pek fazla sahne yoktu. Çünkü bir acılınca çok sayıda talepler vardı. Dedi bir böyle işte nakletireyim de edeyim ama keşke nakletirmeseydik. Allah'ın takdiriyle ama çünkü diğerizde yaşayan insanlar vardı. Tabii o da bilemezdi. Ama ben şunu da söylüyorum.
Allah'ın izniyle çimiliği yaşatacağız. Her ne kadar ruhen yaşamıyorsa da, ama onun ilkelerini, onun birçok konularını. Fatmacığım, bu şey açık mı acaba? Çimilliği ile ilgili birçok çalışmalarım var şu anda. Stüdyoda bir albümü var. Pilotlarını okumuştu. Biz yapmıştık onları, hazırlamıştık. Onu öyle hayali olarak yaşatacağım onu. Pek edeceğim onu. Diğer hayatıyla ilgili bazı kesikler var. Onları biz kalması için kalıcı bir albüm üzerine veyahut da bir kitap üzerine, ona benzeri bir şey üzerine kalıcı olarak verecekler. Büyük olasılıklar kitap üzerine düşünebiliriz yani. Bir çimliğe ait bir kitap olarak da düşünebiliriz. Hepsini, bütün albümlerini toplayacağız. Bu tamamen çimliğinin hadrasını yaşatmak içindir. Daha çok birçok şeyleri de yapmak istiyordu. Benim işte çok sayıda istediği şeyler vardı. Onları hayata geçirecekti. En büyük şey, İstanbul'dan kurtarayım dedi. Kocaeli'de biliyorsunuz güzel bir bahçe içinde evi vardı. 3 kat 4 katlı bir evi. Sağ olsun emekli de yıldık falan. Şirketten emekli yaptık onu. O firmada onun konumu çok farklıydı. Bir dakika, tabii ki bir şeker rahatsızlığı olduğu için ister istemez her an için öfkelenebilirdi, ama biz bunu bilirdik onu. Biz duymazdık bile. Neler dese desin, başka konulardan bahsederdim ben ona. Çünkü şeker hastaları biliyorsun çok bir anda öfkelenebilirler. Ben onu hiçbir zaman sesimi yükseltmedim ona. Yükseltmem de herkes de der bana nasıl yaşıyor. Ben onu bilirdim. Hakaret de ederdi. Nurlar içine yaşasa da gene hakaret etse bana. Ama derdim biz Fatma'ya ki, ya dedim bak sesini açıyorum ya, bak diyorum bağırmalara. Yarım saat geçirdi aradan, bak mesaj ederdi. Bak öyle bir eser yaptım ki manyak bomba eser, hemen bitir. Peki üçü bir arada nasıl yaptı? Üçü bir arada eseri. Bizim Fatma'yla burada şirketteyiz. Bende kalıyordu. Keşke göndermiyordum onu. Onun yediği yemekleri çok iyi bilen insanım ben. Burada işte biz koltuğun üzerine uyumuşum şirkette. Bir türkü geldi bunların aklına, Fatma ile bizim. Kahve içer geldi. Üçü bir arada kahve içer geldi. Ha bu şey mi? Bizim Fatma Ucu bir arada, çok bizim Fatma'yı çok severdi. Ucu bir arada. Şimdi Ucu bir arada, bizim Fatma çok içerdi. Ucu bir arada alınca Türkiye hemen Ucu bir arada yazmıştı. Ucu bir arada eseri var şimdi. Onu klibini de çektik biz, biliyorsunuz. Ucu arada işte Fatma ile konuşunca, Fatma vesile olunca ben dedi bunu Fatma'nın adına mı yazalım diye demişti yani. Tabii ki kendi adına yazıyoruz. Biz onun eserleri onun. O hayata pek nadirdi başka eserleri okuturduğum bana. Çünkü kendi eserlerini daha çok şey duyardı, az duyardı. Yani bu beğenmemek değil, o kendisi yazardı. Onun için çok çok mazilerimiz oldu onlar. Seni gördüğüm zaman müziğiyle Karadeniz'de iddiaya girdik onunla. Seni gördüğüm zaman. Bir kış kıyamet, bir yağmur vurdu, stüdyodayız. Benim de ufak bir arabam var. Onunla da kardeşi de gelmişti. Pek o yalnız eline gider. O günü kardeşi de geldi. Stüdyo işimiz bitti. Yola bir çıktık. Bir kar yağıyor, bir fırtına. O en büyük kar yağdığı zaman. Gittik o Maltepe Hastanesi'nin oraya geçtik. O zamanlar o tarafta duruyordu. Kartal'a gitmeden nedir o? Eczacıbaşı mı nedir? Orada oturuyordu. Kartal'da. Gittik Kartal Hastanesi'ni geçtik. Frenle ayağımı bir attım, ha böyle döndük arabalar yolun ortasında. Neyse, ulan dedi, sen nasıl geri döneceksin? Ya gideriz dedik. Neyse,
Eve bıraktım onları. Dönüşte gene aynı yere geldim. Habib ayağımı yokladım. Gene araba başladı. Habib etme orası biraz böyle geniş araziydi. Dengeledim bilmem ne. Neyse geçti karşı. Aradı beni. Dedi ki ne yaptın gidebildin mi? Dedim ki ufak bir zayiatla beraber açtık orayı. Allah mekanın içinde değilsin ya. Aldı ona bir külmek. Ufak bir zayiatla dedi ya. Öyle. Çok mazilerimiz oldu ona ya. Neler neler oldu ona mazilerim. Ne kadar mazilerimiz olduğunu anlatsam böyle aylarca sürer. Onun için kimili bir dünya adamıydı ya. Müthiş bir dünya adamıydı. Ben o varken ben hiçbir şey düşünmüyordum. Bitti. Yani bir çimilli benim arkamda bir tağıydı yani. Tağıydı benim arkamda. Hiç bu kadar vakalar geçirdim. İşte kaybettim. Eşimiz, dostumuzlarla kaybettiklerim oldu. Yani o günü ağladım, feryat ettim. Ama bana çimiller şeyi unutturdu yani. Çimille konuştuğum zaman, benden konuş zaman unutuyordum. Dikkat edin ve televizyonlardaki o ilaç reklamlarında kesinlikle ben çıkmazdım. Ama çimilliyle çıktım. Çünkü niye? O benim her yoluma gitmiştir. Ben de onun her yoluna gidiyordum. Anlayacağım. Çimilliye kızmayalım. O diyen arkadaşlara. Çimilli artık aramızda yok. Çimilli ne yaptı? Bu halka bir şey verdiyse onlara saygı duyalım. Sen aydın gibi kişi olarak saygı duysan ne olur olmasa ne olur. Yaptığı işlere gel. Sana bir memnuniyet, insanlara bir memnuniyet vermişse ona saygı duyarız. İnsanların yüzü cemali bana lazım değil ki. Sevinsin eşi. Onun için değerli dostlar anlatacak çok şey var. Zaman içinde bunları anlatacağız. Ama çimilli ile ilgili bir altyapı hazırlıyorum çok yakında. Hele şu hastane olayını bitireyim. Bir de o sayfacılar, gece günü sayfalar aklıma giriyorlar. Anladım o sayfalar kaldırılsın. Ha, bekleyeceğim onları birkaç gün. Kaldı. Kalmadıysa onları kendilerinden kaldıracak onlar o sayfalar. Oldu. Hoşça kalın diyorum. Allah'ım kimseye acı vermesin. Kimseye hastane hele hele böyle bir paydar veteriner hastanelerine Allah kimseyi düşürmesin. Allah öyle hastaneleri de yok etsin. Onların faydası yok. Anladın mı? Allah öyle hastanelere insanları düşürmesin. Çimilliği katlettiler. Bu hastane katlettiyor. Tamam kardeşim. Görüşeceğiz. Bunları zamanca görüşeceğiz. Açık ve net en net bütün kamuoyunda açık açık anlatıyorum bunu. Konu budur. 10 yaşında bir çocuk dahi bu beni dinledikten sonra evet doğrudur derler. Niye? Soruyorum size ya. Hastaneye gidiyorsun. Kan değerlerin düşüktür. Ameliyat yapmıyorlar. Gidiyorsun hastaneye tansiyonu biraz yapmıyorlar. Gidiyorsun yapmayı biraz kendini toparla diyor. Çimilli bu kadar vaka içinden kalkmış. Sen geliyorsun bu yandan böbrek nakliye bayısına. Bu adam nasıl kaldıracaktı bunu? Kaldıramadı gitti işte. Ölümüne sebebiyet verdin hastane. Hastane ölümüne sebebiyet verdi. Allah 8-9 şiddetine tebranla yarılan bir etsin seni. Hoşçakalın dostlar. Herkese selam olsun. Arayan soranlara Allah razı olsun. Hep kelimeyip de telefonla harcayıp Facebook'tan üzerinden bize ulaşanlara, ailesine ulaşanlara Allah razı olsun. Ama hiç duymamazlıktan gelenleri onlara kendilerine bırakıyorum. O sayfalar kalkacak Allah'ın izniyle. Hoşçakalın.